Başka bir hayat hikayesiyle devam edelim. Osmaniye'de çobanlık yaparken evlendi. Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşti. Eşiyle balıkçılık yapmaya başladı. Kocası ölünce tek başına kaldı ama o denize açılmaktan vazgeçmedi. 52 yaşındaki Dürriye Yaşar, çobanlıkla başladığı hayat mücadelesini balıkçılıkla sürdürüyor. Osmaniye'de çobanlık yapıyordu. 33 yıl önce Marmaris'li bir balıkçıyla tanıştı, hayatının akışı değişti. Evlendi, Marmaris'e yerleşti. Çobanlık yaparken bir anda kendini dümenin başında buldu. Kendisine denizi, balıkçılığı sevdiren eşi Ali Yaşar'ı bir süre sonra kaybetti. Ama o denize açılmaktan vazgeçmedi. Dürriye Demirtaş Yaşar 33 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor. Oğlu Sahir Deniz, annesinin sağlık sorunları ortaya çıkınca dalgıçlığı bırakıp annesiyle balıkçılığa başladı. Deniz onların hem evi hem de ekmek tekneleri. Deniz daha zor karada. Yani karada kaza edersin, Allah korusun. Yine de bir ayağın karada veya biri bulur şey yapar. Ama deniz kazası o değil. Sürükleniyorsun, bulunmuyorsun. Allah denizde kimseyi sıkmaz. Yaşar'ın en büyük üzüntüsü balık sayısının azalması. Bundan 10 yıl önce çoktu balık. Son 3-5 yıldır balık durdu. 5 yılın içinde en çok yakaladığımız balık 100 kilo. Denizde sayısız tehlike atlatan Yaşar'ın çok sayıda güzel anısı da var. Baktık kendisi öldü ama anneler, yavrular çalışıyor. Böyle karnında devleniyor anne gibi. Ondan sonra karaya götürdük. Karada Sahir hani yavruları kurtardı ve koy verdi. 10 dakika sonra balıklar, yavrular nasıl gidiyor böyle? Biz hani köpek balıklarına hiçbir zarar verdiğimizi görmedim. Dürriye Hanım ömrü yettiğince denizde olmaya kararlı.